Merhaba sevgili Cem TV izleyenleri. Ali Rıza Erdoğan'la İçimizdeki Sesler programından hepinize selam olsun. Yine bugün burada dostlarımızla türküler söylemeye, hanenize konuk olmaya geldik. Umarım gönlünüz hoştur ve de gönlünüzü biraz türkülerle ısıtmaya, biraz türkülere doğru yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Hep birlikte türkülere biraz kulak verelim. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Hürda Aydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Teşekkür dostum? Ediyorum. Hocam iyiyim. Yani bu durumda, bu ortamda ne kadar iyi olabilirsek o kadar iyiyiz. Siz de iyisiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Sanatçının şöyle bir hali var. Koşullar iyi de olsa, koşullar kötü de olsa türkü söylemek, sanatını icra etmek. Çünkü sanat, insanlar zanneder ki sadece eğlence zamanlarında. Hani insanlar alışmışlar ya, bir düğün olduğunda, bir nişan olduğunda, bir eğlence zamanında yapılan bir işmiş gibi gelir. Oysa eğlence hiç öyle gibi. Değil. Değil mi? En evet. Acı zamanda insanı çok sevdiği birisi öldüğünde ağıtlarla uğurlama tabii, vardır. Değil tabii. mi? Sanat, Orada da bir müzik var. Elbette sanat iyileştirir, sanat değiştirir, sanat dönüştürür. Sanat iyi bir arkadaştır aslında. Yalnızlığımızı, acılarımızı, dertlerimizi, sevinçlerimizi de paylaştığımız bir araçtır aslında. Evet. Yani biz acı yaşıyoruz, sevinç yaşıyoruz. Bizi zorlayan, bazen sınırlarımızı zorlayan sıkıntılarımız oluyor. Her nedense böyle bir ihtiyacımız var. Bunun sadece içimizde kalmasını istemiyoruz. Birisi bizi Aynen. anlasın. Aynen. İstiyoruz ki bizim acı içinde olduğumuzu, bizim keder içinde olduğumuzu, bizim hayal kırıklığı içinde olduğumuzu diğer insanlar anlasınlar, görsünler. Yani biz Evet, anlaşılmak evet. istiyoruz. Bu Evet. duygularımızın da görülmesini istiyoruz aslında. Şimdi sevgili Ali Rıza Hocam, Anadolu coğrafyası zaten o kadar acılarla beslenmiş, harmanlanmış, yorulmuş ki. Şimdi bu coğrafyada yaşayan, bu coğrafyaya ayaklarını basan, toprağa ayaklarını basan insanların çok da böyle neşeli olmaya da şansları yok gibi geliyor bana. O yüzden güzellikler, mutluluklar paylaşıldıkça da çoğalıyor. O yüzden ürettiğin şarkıları, besteleri, türküleri karşı tarafa ilettiğinde, onunla paylaştığında çoğaltıyorsun kendini aslında. Evet, evet. Türkülerin böyle bir özelliği de var aslında. Evet. Şimdi Böylece yalnızlıktan kurtuluyorsun aslında. kesinlikle evet. O yüzden sanat iyileştirir diyoruz. Şu kötü süreçte ben kendimi çok şanslı hissediyorum. İnsanlar evlerine tıkanıp kaldılar. Kimseyle görüşmüyorlar. Sosyal aktiviteler, şunlar bunlar, her Evet. şey bitti kaldı. Hakikaten zor bir süreçten geçiyoruz. Ama sanatçı insanlar mutlaka bir dostlar, arkadaşları vardır. Enstrümanları vardır, şarkılar, türküleri vardır. Evet. Onlar bir şekilde kendilerini tatmin ederler. Evet. Yalnızlıktan korktukları için de aslında besteler yaparlar, üretirler. Peki ikimiz burada yalnız olmayalım. Türkülere dönelim o Hay zaman. hay. Ne söyleyeceksin bize? Şimdi bir Arguan türküsü okuyalım. Ali Rıza Pekşen'den alınan "Gidem dedim suna boylum ağladı" diyelim. Arguan'a gidelim. Gidem dedim suna boylum.
Vefasız yar beni burada eyledi. Vefasız yar beni burada eyledi. Şu gurbet eline gider gelirdim. Vefasız yar. Başın Allah arguvana gelsene.
aşk yoluna canı feda kılanlar, siz de düştünüz mü zora ben gibi? Bir Leyla misali Mecnun olanlar, Mecnun olanlar, yaktınız mı canı nara ben gibi, nara ben gibi, nara ben gibi, nara ben gibi, yaktınız mı canı nara ben gibi, nara ben gibi, nara ben gibi, nara ben gibi. Kirpikler canıma tığ gibi işler, bahçeman üstüne dökülmüş saçlar, dökülmüş saçlar, acep yanan var mı yara ben gibi, yara ben gibi, yara ben gibi, yara ben gibi. Acep yanan var mı yara ben gibi, yara ben gibi, yara ben gibi, yara ben gibi. Aşık maşukunu esrarın saklar, Mecnun Leyla için sahrayı bekler, yar yoluna canı veren aşıklar, veren aşıklar, bulmamış derdine çare ben gibi, çare ben gibi, çare ben gibi, çare ben gibi, bulmamış derdine çare ben gibi, çare ben gibi, çare ben gibi, çare ben gibi. Thank you.
hide zarar açsın yüreğime, onulmaz yara aradım derdime, bulunmaz çare, bulunmaz çare sardı ciğerimi kara ben gibi, kara ben gibi, kara ben gibi, kara ben gibi sardı yüreğimi kara ben gibi, kara ben gibi, kara ben gibi, kara ben gibi. Sahibinin güzel bir eseri. Evet. TRT repertuarında bir yandan. Mikrofonu hatta indirmeyelim. Direkt devam edelim. Aynen, burada. Peki. Bize ne söyleyeceksin? Sen aslında Karadenizlisin. Evet, Karadeniz evet. Türküleri de var sende. Tabii, Karadeniz, tabii. Anadolu. Karadenizlisin ama ilk Arguvan'la başladın. Seni cezbetmiş. Evet, şimdi de Pir Sultan Ocağı'na gidebilirim. Karadenizliyiz ama... yavaş yavaş. Erenlerden yanayız diyelim. İnsandan yanayız diyelim. Peki. Osman Uziner abimizin sözlerini yazmış olduğu müzikleri bana ait bir Pir Sultan Ocağı'nda diyelim. Sultanım ocağında.
37 candı. Kaç yıl oldu her gün yandı. Bahar çiçek açar sandık. Bir sultanın ocağında, bir sultanın ocağında. Sarar bizi duygu seni, ozan yurdu Sivas eli. Atsızın susamı deli, bir sultanın ocağında. Sarar bizi duygu seni, ozan yurdu Sivas eli. Atsızın susamı deli, bir sultanın ocağında. Sarar bizi duygu seni, ozan yurdu Sivas seni. Atsızın susamı deli, bir sultanın. Evet, Pir Sultan Ocağı maalesef dar ağacıyla simgeleniyor, ateşle simgeleniyor, zulümle simgeleniyor. Böyle bir geçmişi var. Kısa bir reklam aramız var, sonra devam edeceğiz. Tabii. Kısa bir reklam arasından sonra Hür Dağ Aydın'la türkülere devam ediyoruz. Aksine döner, etmeyelim çarkı devrana minnet. Geceler muhabbe şeması yanar. Hacet değil mahı tavana minnet. El aman el aman tavana minnet. Hacet değil mahı tavana minnet. El aman el aman tavana minnet. Ezberden okuduk aşk kitabını. Anladık sofunun her sevabını. Saki bize sundu hayat abını. Kalmamıştır abi hayvana minnet. El aman el aman hayvana minnet. Kalmamıştır abi hayvana minnet. El aman el aman hayvana minnet. İşine münafık şaşar. Münkirin başını kovursun taşa. Kanaat tacını giyince başa. Ne sultana minnet ne hana minnet. El aman el aman ne hana minnet. Ne sultana minnet, ne hana minnet. El aman, el aman, ne hana minnet.
girer bezmine, girmez namahrem. Bu yola baş veren olurmuş merhem. Dost derdine buldu, derdine merhem. Dertli etmez gayrı dermana minnet. El aman, el aman, dermana minnet. Dertli etmez gayrı dermana minnet. El aman, el aman, dermana minnet. Dertli etmez gayrı dermana minnet. El aman, el aman, dermana minnet. Güzel. Evet, aşık bu dertli. Dertli divani. Hayır. Aşık dertli, güzel. Evet. Güzel. Mahlası dertli olan çok da güzel eserleri var. Evet. Evet, senden bir türkü dinleyelim. Onun dışında başka neler oluyor, neler bitiyor soracağımız evet. Çok şey var ama onun öncesine bir türkü dinleyelim evet, istiyorsun. Evet, şimdi hem Karadeniz'in hem zeytinin dışı hem fındığın içi gibi bir şey sordun evet, az önce. Evet, evet. Arguvan'a gidince ben beklerdim evet, Karadeniz'den evet, esip gürlemeni şöyle. Tabii Karadeniz'de okuruz. Bu coğrafyamız o kadar zengin bir coğrafya ki her bölgesinde ayrı bir güzellik var, ayrı bir evet, zenginlik var. Türkülerin içine girdiğinde gerek Karadeniz olsun, gerek Malatya, Arguvan olsun ya da bir başka yere olsun inanılmaz bir derinlik var. Yani şimdi bize diyorlar ya neden hep hüzünlü türküler, acıklı türküler söylüyorsun? Ama işte bu coğrafyada yaşadığımız için belki de hep acıklı türküler söylüyoruz. Biz İnsanları eğlendiremiyoruz. Evet. Karadeniz türküleri bir hareketli ama içinde hep acı var öyle değil mi? Karadeniz elbette, türkülerinin içi de hep acı dolu. Elbette. Yani Karadeniz türküleri Karadeniz gibi, hırçın, dalgalar gibi. Evet, bir tane okuyalım o zaman. Peki, Karadeniz türküsü. Coğrafyanın zorluğu ister istemez insanları şekillendiriyor. İnsanları evet, zorluyor. Evet. Ağladınız mı civan yârim?
dertler onu. Gece gökte yıldızlarda dinleyin dertler onu. Yar diman kalmadı oynayın o. Bilmeyi hallar onu. Bilmeyi hallar onu. Nayin oma kurbanim var. Yar diman kalmadı oynayın o. Bilmeyi hallar onu. Bilmeyi hallar onu. Nayin oma kurbanim var. Nayin oma nayin oma. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cane. Nayin oma, nayin oma, nayin oma kurbane. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cane. Sevdalık ince maraz, yakay canımızı. Vazgeçersek eğer sadanayın o. Döksünler kanımızı, döksünler kanımızı. Nayin oma kurbanim o. Vazgeçersek eğer sazdan ayın o. Döksünler kanımızı, döksünler kanımızı. Nayin oma kurbanim o. Nayin oma, nayin oma, nayin oma kurbanim. Çatma kaşlar onu da al vereyim bu cani. Nayin oma, nayin oma, nayin oma kurbane. Çatma kaşlar onu da al vereyim bu cani. Mikrofonu indirirsek daha rahat birbirimizi evet. anlayacağız. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Müziğin dili, mevzuları her yerde aynı. Her yerde insanın evet. karşılaştığı evet. acılar, zorluklar ve bunları evet. dile getiriyor işte. Türküleri hangi dilden okursak okuyalım hep aynı yüreğe dokunuyor. Evet. O yüzden ben türküleri kanatlı birer atlara benzetiyorum. Uçsuz bucaksız göğün maviliklerinden uçurup onlara yüreklere, gönüllere inebilmeyi, hitap edebilmeyi ne çok isterim. Umarım buradan bizi ekranları başında dinleyen kıymetli sevgili seyircilerimizin yüreklerine de dokunmuştur bu türküler. Böyle topluluklar, değişik coğrafyadaki insanlar türküler üzerinden birbirinden haberdar oluyorlardı. Geçmişe, tarihe doğru gittiğimizde bunun işlevi çok daha fazla. Şimdiki gibi anında sosyal medya yoktu elbette. Evet. Böyle bir iletişim işlevi vardı. Bir yandan türküler toplulukları, insanları birbirine yaklaştırıyor, birleştiriyor. Aynı duygu etrafında kardeşçe, doğayla, yaşamdaki güçlüklerle, yoklukla, acıyla birlikte mücadele etmek için bir dayanışma sağlıyor. Ama gel gör ki bir yandan da
dünyayı birbirine katan, silah satan, insanları birbirine düşman edenlerin de aslında bir yandan türkülere karşı da düşmanlığı var. Çünkü kültürleri yok edecek, kültürleri dejenere edecek ki o insanları daha rahat birbirine karşı kışkırtabilsinler, birbirine düşman hale getirebilsinler ve neticede onlar bu işten para kazansınlar. Bir yerde savaş olacak, insanlar birbirine girecek, düşmanlaşacak, birbiriyle uğraşırken birileri ceplerini dolduracak. Evet. Öyle evet. Değil mi? Evet, kesinlikle doğru söylüyorsun. İnsanoğlu mağara duvarlarını ilk buzon resimlerini yaptıktan bu yana ulu bir ırmak gibi akıp çağlayıp akmaya başladı. Bugüne kadar geldi. İnanılmaz. Şimdi o ırmağın karşısında insanoğlu nedir ki küçücük bir parça kum tanesi gibi. Fakat tabiat o kadar güçlü ki insanlar tabiatla aralarındaki bağı sanat ve bilim yolu ile ancak kurabildiler. Ne mutlu ki türküler söylüyoruz, ne mutlu ki o yolları açan insanlara, evet. Ne mutlu ki bizlere o ışığı gösteren sanatçılara diye düşünüyorum sevgili dostum. Evet. Böylece topluma kardeşlik, barış egemen kıldılar. Evet. Dostluğu hakim elbette kıldılar. Elbette böylece hangi tabii coğrafyada olursa olsun o türküyü dinleyen insanlar birbirine yakın hissediyor ister tabii, istemez. Tabii, insanlar tabiatla, içindeki duygu. İnsan arasındaki bağı kurabilmek çok önemli bir şey. Tabiat çünkü çok güçlü. İşte bir sürü felaketler yaşıyoruz. Her gün izliyoruz ekranlardan, şuradan buradan. İşte dere yataklarına evler yapılıyor. Sel alıp götürüyor. Evet. Fırtınalar, tsunami'ler, depremler, şunlar bunlar. O yüzden sanat insanı daha çok insanlaştırıyor diye düşünüyorum. Evet. O içimizdeki o şeyi törpülüyor diye düşünüyorum, o hırsı. Peki, ben Pir Sultan Abdal'dan yine bir türkü okuyayım istiyorum. Çok severim bu türküyü hocam. Gurbet elde yad ellerin derdini. Sümeyra Çakır nasıl güzel okurdu bu evet, türkü. Evet. İzin verirsen ben de eşlik edeyim size bağlamayla. Hatta katıl, mikrofonu da kaldırırsan birlikte okuyalım. Gurbet elde yad ellerin derdini, ah gülüm gülüm. Çekeyim de eğleneyim bir zaman, ah gülüm gülüm. Yaralı sineme Mihrigi
yaşını, ah gülüm gülüm. Dökeyim de eğleneyim bir zaman, ah gülüm gülüm. Dökeyim de eğleneyim bir zaman, ah gülüm gülüm. Bir Sultan Abdalım Seyit Nesim'i, ah gülüm gülüm. Şu aleme destan ettim sesimi, ah gülüm gülüm. Orun orun sevdiğimin yasını, ah gülüm gülüm. Çekeyim de eğleneyim bir zaman, ah gülüm gülüm. Çekeyim de eğleneyim bir zaman, ah gülüm şikayetim var. Cevreyledi mülküm, eyledi berbat. Bir ela gözlüden şikayetim var. Cevreyledi mülküm, eyledi berbat. Bir ela gözlüden şikayetim var. Beni nalan etti haram bende, zahmı peykanımda bu gönlümle. Bir adil bey olsa feryadım, bir ela gözlüden şikayetim var. Bir adil bey olsa feryadım dinler, bir ela gözlüden şikayetim. Thank you.
cihanı dürdü serabım, inan et eyle yüce Allah'ım. Bana zulmeyledi yoktur günahım, bir ila gözlüden şikayetim. Bana zulmeyledi yoktur günahım, bir ila gözlüden şikayetim. Gevheri der dostlar gayrı ne çare, dilediğim geçmez o sitemkâre. Arzu halim yazam bari hünkâra, bir ila gözlüden sitemk edin. Yazam bari hünkâra, bir ila gözlüden şikayetim. Evet, gevheri ila gözlüden şikayet etmiş. Sonra evet, helalleştiler evet, mi? Bu şikayeti geçti mi geçmedi mi bilmiyoruz ama bilmiyorum. Gevheri çok güzel eserler bırakarak bu dünyadan göçtü gitti, don değiştirdi diyelim. Belki kaybolmadı, defalarca geldi gitti, kim bilir. Kısa bir reklam aramız var. Yine reklam sonrası devam edelim istersen. Sevgili Cem TV izleyenleri, kısa bir reklam arası sonrası türkülerimizle devam ediyoruz. Gözüne sürse beni var.
yar gözüne sürse beni yarim yar.
kadrim bilinmez. Kadrimi bilmeyen yarda nem kaldı, yarda nem kaldı. Teşekkür ederiz. Evet, rica ederim. Karacaoğlan deyince ben de duramadım tabii. Bu son kendi yaptığım besten. Evet, son yaptığım türkülerden bir tanesi. Karacaoğlan inanılmaz güzel bir adammış ya. Evet, güzel sözler yazmış. Peki, beste yapıyorsun, söz de yazıyorsun zaman zaman. Beslendiğin kaynak nedir Hürda? Seni yaratmak, etmek, bu işe zorlayan içsel bir şey vardır muhakkak. Ya elbette. Şimdi bu tabii rastgele bir yerden başlatmayalım. Bu çok çocuklukla alakalı bir şey. Ben daha 3-4 yaşındayken babamın kahvesi vardı memlekette. Biz o kahvede işte Mahsuni Şerifler, Feyzullah Çınarlar, Atakan Çelikler, Musa Eroğullar, Arif Sağlar, şunlar bunlar, hep onların plaklarıyla büyüdük. Yüksel Özkasap vardı mesela, işte evet. Beyaz Atlı şimdi geçti buradan. O gurbete giden akrabalarımız yaz tatillerinde döndüklerinde plaklar getirirdi. Kasetler o zaman yeni çıkmıştı, kasetler getirirlerdi. Ve o kahve benim aslında bir şeyleri fark etmeme neden oldu. Bir de abim tabii eğitimci bir insan. Dün de 24 Kasım Öğretmenler Günü idi. Siz de öğretmensiniz. Bir gün oldu ama ben sizin de burada öğretmenler gününüzü... Tüm öğretmenlerin başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsinin olmak öğretmenler üzere. Gününü evet, kutlamış olalım. Evet. İşte abim öğretmen okulunu bitirdi, geldi, bağlama çalıyor. İşte Mahsuni türküleri okuyor, mandolin çalıyor, keman çalıyor falan. Bir de güzel de top oynuyor, yakışıklı da bir adam. Herhalde oradan başladı. Sonra okulda öğretmenlerin katkısıyla hep sürekli Türk söyletirlerdi. Matematik dersinde ben türkü söylerdim. Matematik hocam ağlardı, sonra derse dönerdik. Böyle böyle konservatuar hayatımız başladı. Ankara Hacettepe Devlet Konservatuarı'nda öğretime başladım 81 yılında. Trombon eğitimi, batı müziği eğitimi aldım ama türkülerden kopamadım maalesef. Daha sonra işte 6-7 yıl sonra İstanbul'a geldik. İstanbul'da Orkestralar Müdürlüğü'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Orada trombon sanatçısı olarak başladık. Hala da trombon çalmaya ve türküler söylemeye devam ediyoruz. Devam ediyorsun. Ne güzel ki devam ediyorsun. Evet, evet.
Peki, bir Elazığ türküsü okuyayım ben. Ardından lütfen sen de bir türkü bağlarsan hemen seviniriz. Sazımdaki ses vermeye
teller ile işim var. Eyvallah, yüreğine sağlık. Kimin bestesi bu? Sözler abimin Yekta Aydın'ın, evet. Müzikler bana ait. Çok güzel. İki kardeşin dayanışmasından güzel bir eser çıkmış. Evet, Hürda, evet. Yüreğine sağlık. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Gelip gönlünü, türküleri, bu ezgileri, bu bitti duyguları bizimle paylaştın. Bitti mi programı? Evet, bitirdim. Geldik sonuna. Daha okuyacağımız bir sürü bestelerimiz vardı ama bir dahaki programa diyelim. Programı kapatalım, biz okumaya devam edebiliriz. Öyle mi? Evet. Çok iyi. Ben çok teşekkür ediyorum. Her programına beni davet ediyorsun, konuk ediyorsun. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bizim dostluğumuz uzun yıllara dayanıyor, biliyorsun. Evet. Ben buradan her programda olduğu gibi yine bu programda da bizleri dinleyen dostlarımıza, bütün insanlığa barış dolu, sevgi dolu bir dünya diliyorum. Bugünlerde biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor herhalde. O maskeye, mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Umarım kısa zamanda atlatırız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Her ben şey teşekkür ederim. Gönlünce olsun diyorum. Emek veren dostlarımıza, Cem TV ailesine, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, çok teşekkürler. Evet sevgili Cem TV izleyenleri, gönlümüzü yatırdık bu ezgilerin, bu türkülerin ırmağına akmaya çalıştık. Umuyorum ki sizler de ortak olmuşsunuz bu duygulara, bu akan ırmağa, ekranlarınız aracılığıyla sizlere de ulaşmaya çalıştık. Gönlümüzü gönlünüze katmaya çalıştık. İstiyoruz ki Mevlam duvarınızdan taş, gözünüzden yaş düşürmeye. Hoşça kalın.